Konya mutfağından kırım böreği. Hamuru için 1 yemek kaşığı kuru maya, 5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz ve su. İç harcı için 500 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 2 adet domates, 3 adet sivri biber, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 1 tutam çörek otu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Kırım böreği için şimdi mayamızı ıslatıyoruz. Bir çorba kaşığı dolusu. Bir paketi koymuyorsun. Çok koymuyorum, evet. Tamam. Bir yemek kaşığı maya, ılık birazcık da şeker içine ilave edeceğim ki çabuk mayalansın. Çok az, bir kaşık toz şeker. Çok az. Ama çok az. Teşekkürler, tamam. Şöyle bırakayım doğru. 3 kaşık kadar tereyağı dolu koyacağız. Dolu dolu, evet dolu ben dolu. Ben artık öğrendim böyle kaşık ölçülerini. Tamam, onu bir kaşık olarak düşünürsek. Şimdi bu tam erirken bunun üzerine 1 su bardağı süt dolduracağız. Birlikte bunlar ısınsın diye. Evet. Mantıklı. Yalnız bu yağın erimesi lazım. Tamam. Gayet mantıklı bir yöntem. Hı-hı. Bu esnada da burada mayamız çalışsın. Hı-hı. Bu esnada da ben sütünü şöyle... Yalnız birazcık erimesi lazım. Tamam, bekleyelim. Onu da böyle bırakayım. Tamam, 1 su bardağı. Yağımız eridi. Çok da ısınsın istemiyoruz. Evet, kaldırıyoruz. Evet, üzerine 1 bardak süt ilave ettik. Şimdi bu yoğurmaya hazır. Ocağımızı kapatıyorum. Bana çok mantıklı geldi şu an yaptığın. Hani sütü evet. Ayrıca ısıtmak yerine. Hayır, gerek yok, evet. Evet, şöyle. Zaman içerisinde pratikleşiyor insanlar. Kolay. Bak mayamız da çalışmış. Tamam, onu alayım ben. Ne güzel olmuş. Hı-hı. Şimdi yağı ve sütü buraya ilave ediyoruz. 1 tane yumurta istiyorum. Yumurtamız burada galiba. Çok da sıcak olmaması lazım. Hamurunuzu çürütür. Yani şu karışımın asla zaten, sıcak olmaması evet, yok. Tabii, hani evet. Yeni yapanlar, alışanlar için ben sürekli söylüyorum bunu. Bir şöyle yumurta. Şöyle koyalım. Bir yumurta. Döküyorum. Kabarmışsa döküyoruz onu. Evet, dökelim. Kabaran mayamız. Ve tuz. Ve... Yalnız ince tuz rica edeceğim buna. Şöyle benim de çorbada biraz tuzum daha bulunsun. Tamam, teşekkürler. Bir çay kaşığı da tuzumuz. Bir kaşık maya koyduk. Evet, şimdi unumuzu. Sen onun için bana yardımcı olursan ben elbette yoğuracağım çünkü. Ben hatta bir saniye. Sen yanına alırsan daha kolay. Ferhat'ın bilir bunu herhalde. Çünkü yumuşacık, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Aynen öyle. Poğaça hamuru gibi yoğuracağız. Aynen öyle. Bu çok pratik bir şey. Börek. Ani misafiri gelene kolaycacık yapabilecekleri. Ama iç hazırlayacağız. İçi bizim Konya'da bir etli pidemiz vardır. Etli ekmek içi gibi hazırlayacağız içini. Hazır. Çok güzel hazır hem de. Ne güzel böyle yapa yoğurdun. Çok acelece. Şimdi bunun üzerine lütfen bir bez örtelim. Örtün şunu istersen. Olur. Onun için bez. Mayalanması lazım. Ilık bir yerde bu bekleyecek. Bu beklerken ben içini hazırlayacağım. Tamam. Ben de şimdi masayı tamam silerim. Orada tamam da içini hazırlarız. Şunu da örteyim. Sıcak sıcak dursun. Ilık bir yerde kalsın. Kaloriferimin üstüne alıyorum. Merak etme. Ben de şunu koyalım. Şimdi içini hazırlayacağız kırım böreğimizi. Kıymanı getirelim. Kıymayı alalım. Yalnız yine ben bir soğan rica etsem senden hemen doğrar mısın ben kıymayı alırken? Şöyle yanında doğrayayım mı? Tabii. Hemen ben şöyle sana söyleyeyim. Ne kadar istersin? Bir tane küçük küçük doğranmış kesme. Sen soğan doğramayı sevmiyor musun? Gözümden dolayı evet sevmiyorum. Bana ne oldu ya? Gözlerim bir kavaylandı. Bağışıklık kazandı galiba. İnan ki bak şey oldu. Tamam, ben de şimdi o zaman... Sen soğanları yaparken ben de biberleri. Eşini nasıl kaybettin? Hasta mıydı?
Mürselcim, bunu birkaç kere konu açıldı ve ben biliyorsun kapatmak istedim. Çünkü buraya gelirken ilaç aldım ve programda ağlamamaya kendime söz verdim. Oy, ben seni hayatta üzmem. Ama madem merak ediyorsun ya da merak edilir diye söylüyorsun, anlatmak zorundayım. Ben 46 yıllık çok mutlu bir evliliğim vardı. Örnek bir evlilikti bizimki. Ama şimdi dinlenmesi çok zorlanacağım anlatırken, ama mecburum çünkü çok zordum. Ankara'ya düğüne gidiyorduk, arabayla gittik. 2 saat sonra o yolu maalesef tabutla döndü. Yani filmlere kolu olacak bir senaryo bizimki. Dans ederken kollarımda kaybettim eşimi. Kalp krizi. Evet, kalp krizi. Pıhtı dediler, kalp krizi dediler. Ama hayat devam ediyor. Kalp krizine müdahale hemen edilince... Evet, masamızda 8 tane doktor vardı. Gata'nın başhekimi vardı. Anında müdahale edildi ama maalesef kurtaramadılar. Çok uzatmayacağım ben. Seni asla üzmek istemiyorum. Ve bir yıl süreyle her gün mezarına gittim. Ona mektuplar yazdım. Bunu bana doktorum tavsiye etmişti. Cevapsız mektuplar adında bir kitap çıkardım. Ay evet, onu göstermek istiyorum. Evet. Çok etkilendim bundan ben. Yani bence nefis bir fikir. Gerçekten resmen anısını yaşatmışsın. Evet. Ve çok enteresan, son dans ederken bana söylediği sözler hala kulağımda. Ne dedi? Seninle çok gurur duydum, seni çok sevdim, beni çok mutlu ettin dedi. Sanki vedaydı bu ama ben anlamadım hiçbir şey. Neden böyle söylüyorsun dedim. Ertesi gün Almanya'ya gidecekti. Ondan dolayı bir veda gibi düşündüm ama maalesef... O nereden bilsin, kalp krizi geçirdi ama böyle hani öyle evet. Ama ne güzel, veda etme fırsatı bulmuş ya. Biz çok mutluyduk. Göze geldi. Evet, buradaki bir son hali. Oy, nasıl güzel bir gülmek, ne kadar hayat doluymuş. Sevgi dolu, hayat dolu. Ve şu anda biliyorum o buralarda beni bir yerlerden takip ediyor. En arkasında... Ay, nişanlı halin. Bu balayında, Büyükada'da. Çok güzel. Ne kadar güzelmişsiniz ikiniz de. Bak, onun arkasında şuradaki yazı bu kitabın özeti, eğer okumak istersen. Aşk acısı içinizi yakar. Yokluğunu burnunuzun direği sızlaya sızlaya yaşamaya devam edersiniz. Aşk onsuz da büyümeyi sürdürür. Bazen bir şiir olur masallarda. Bazen klavyenin tuşlarında kitap sayfalarına girer. Aşkımız için ne yapsanız azdır. O hep daha fazlasını hak eder. Evet. Çok özür dilerim. Rica ederim. Pek okuyamadım ama ben de duygulandım. Sen her şeyi hak ettin Cahit. Allah herkese... Evet. Bu kadar böyle seveceği bir birini nasip etsin gerçekten. Ve birbirine sahip çıkar umarım herkes. Ama şimdi ben ne yapacağımı unuttum işte. Ya. Evet. Ben de. Evet. Ben ne yapayım biliyor musun? Allah uzun ömür versin. Amin. Gerçekten başın sağ olsun. Artık onsuz kapatalım bir hayat konuyu. Çok zor. Üzülmeyelim. Evet. Kimseyi üzmeyelim. Biz evet. Böyle hiç böyle bir program değiliz. Kahve yapayım. Ancak şekerli mi, şekersiz mi? Şekersiz lütfen. Tamam. Bakın hamurun güzelliğine. Aynen. Bir parça hamur alıyoruz. Bir beze kadar, bir beze büyüklüğünde. Bunu tezgahımızda, avucunuzun içinde de olabilir. Ama ben öyle bir alışkanlığım yok. Böyle açıyorum. Sonra içerisine o harç, hazırladığımız harç vardı. Ondan bir kısım koyuyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Ya, çok kolay. Çok kolay. Bunu alıyoruz, tepsimize koyuyoruz. Thank you.
Gürsel'cim bak açılmaya başladı. Onun için bunları biraz sıkı koymamız lazım. Ama yine de böyle bastırıyorsun yani. Açılacak. Hayır, o ama. Açılır. O açılacak otomatikman. Özelliği o yani, evet, açılması. Evet. Hı hı, tamam. Bu arada yarım kilo kıyma dedik. Yarım kilo kullanmadık. 250 gram kullandık. Evet. Haberiniz ama hiç boşa gitmez. Yok. Bu farklı şekilde kullanılacak. Yok. Yapacaklar için söylüyorum. Anladım. Verdiğimiz hamura göre 250 gram kıyma kullanmanız yeterli. Birazcık su ve sıvı yağ ilave ediyorum. Bir kaşık su, bir kaşık da yağ. Sıvı yağ. O kadar. Çünkü bu yumurta sürülmüyor bunun üzerine. Yağ ve su. Onun için sürüyorum bunu da. Çörek otu koyacağım. Bolca çörek otu lütfen. Sen koyar mısın? Çok severim. Hı-hı. Çok yakışır. Fırınımız 200 derecede ısındı. Sana rica etsem fırına verir misin canım? Tamam. Fırına gitmeden şu şeyi de gösterir misin? Evet, dolmanı. Bakacağım. İşkembe dolmamız bakalım ne alemde. Harika görünüyor bakın. Evet, rengini almış. Çok güzel. İçinde salçadan dolayı. Kokusu güzelleşmeye başlamış. Evet. 200 derece değil mi? Kızgın fırın. Tamam. 200 derece pişmeye devam etsin. Böreğimiz.